Safkanlar box içinde kart verildi ve Bursa'da ilk koşu başladı. Rakiplerinin 3 boy gerisinde başlayabildi. 5 numaralı Millennium Zeyno. 9 numarada Superplane günün ilk lideri oluyor. Farkı 1,5 boya kadar çıkardı. İkincilikte 8 numarada Scandalist var. Yarım boy gerisinde 2 numaralı Katran 3.'lüğe geldi. 2,5 boy kadar gerilerinde Lost in Paradise var. Yarım boy gerisinde Hiç Kulvar'da 1 numaralı Golden Apple. 2 boy geride 7 numarada Prenses Ela dışında 4 numaralı Malefluz var. Onun yanında 5 numarada Millennium Zeyno geldi. Onların 2,5 boy kadar gerisinde 6 numarada Nessuno var. Son 800 metreye ulaştı Taylor. 9 numarada Superplane. 2-2,5 boy farkla lider. 2 numarada Katran dışlı ikincilikte. Yarım boy gerisinde 8 numarada Scandalist üçüncülükte. Onların 2,5 boy kadar gerisinde 3 numarada Lost in Paradise. 1 boy geride ortada 1 numarada Golden Apple dışında 4 numarada Malefuse. İçeride 7 numarada Prenses Ela yanında 5 numarada Millennium Zeyno. 1 boy geride içeride 6 numarada Nessuno sırasıyla son düzlüğe çıktı Taylor. Son düzlüğe ilk adımı atan 9 numarada Superplane oldu. Bariyer dibine doğru yaklaştı. Fark 1,5 boy kadar. Orta kulvardan 2 numaralı Katran hücuma kalktı. İçeriden 8 numaralı Scandalist'in, gerilerden 1 numaralı Golden Apple'ın, 3 numaralı Lost in Paradise'ın, içeriden 5 numaralı Millennium Zeyno'nun, dışarıdan Nessuno'nun atakları var. Farklar kapandı. 3 numaralı Lost in Paradise geldi. Dışarıdan 1 numaralı Golden Apple'ın da çabaları ve içeriden de Katran'ın, 3 numaralı Lost in Paradise, 1 numaralı Golden Apple fotoyu beraber geçtiler. 2 numaralı Katran, 9 numaralı Superplane ve 5 numaralı Millennium Zeyno'da üçüncülük için fotoyu beraber geçiyorlar. 3 numaralı Lost in Paradise mı, 1 numaralı Golden Apple mı kazandı karar varış hakemlerinin?